Sen bir Sivas'tan bir gelmişsin. Sivas'tan geldiğin gibi seni bir konsere götürmüşler. Ne o hikaye? Şimdi beni İstanbul'a davet eden asker arkadaşım, hatta kendisi kısa dönem yaptığı için abim sayılır. Yaş olarak da benden büyüktür. Dedi ki sana inanıyorum, İstanbul'da olman gerekiyor. Yaşar Tener kendisi ismi. TRT sanatçısı. İnanıyorum illa gel dedi, evimin kapısı sana açık dedi. Benimle beraber, ailemle beraber yaşayacaksın ama bir şekilde dedi, senin dedi yani müzikle dedi yol alman gerekiyor dedi. Sağ olsun beni destekledi. Ben de onun davetiyle İstanbul'a geldim. İstanbul'a ilk geldiğim gün işte Harem Otogarı'nda indim. Dedi ki takım elbise var mı yanında? Dedim yok. Dedi ki bir iş çıktı dedi. Dedim ilk günden mi geldiğin çıktı? Geldiğin günden? Evet. Abi İstanbul'un taşı toprağı işte baksana da. Hayır. Birinci günden yani. Evet. Ben de öyle düşündüm tabii. Dedi ki Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir halk müziği sanatçısı varmış. O dedi vokale ihtiyacı var sende dedi. Ben de dedi konuyu duyunca dedi seni dedi oraya götürmeye niyetlendim. Gittik bir takım elbise aldık. Bostancı Gösteri Merkezi'ne girdiğimizde sahnede Ajda Pekkan'ın olduğunu öğrendim. Dedim ben ne yapacağım dedim şimdi. Sen daha ilk bir konsere çağırıyorsun vokalist olarak ve Ajda Pekkan mı sahneye çıkıyor? Aynen öyle. Dedim ben ne yapacağım Ajda Hanım dedim şarkılarını bilmem. Dedi ki ikinci bölümde halk müziği okuyacak. İşte Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, Urfa'ya mezelden. İşte o zaman Sivas'ın yollarına yoktu. Uzun ince bir yoldayım vardı. Sonra Ajda Hanım'ın vokalistleri arasına girdim. Kendi kendime baktım karşımda 3-4 bin kişi var. Süperstar var. Dedim ki Serkan Hayat dedim sana dedim atacağın gollerin ilkini dedim gösterdi. Halbuki o reklamlarmış. Bekle sana daha neler göstereceğim. Sen sevindin bir ünlü oluyorum diye hemen reklam çekimi mi yapılıyormuş orada? Hayır benim için reklamlarmış. Abi hoş için... geldin. Yani hayatım bana göz... Hayat bana da bir gol attı şu anda ya. Gollü gollü.